Değerli seyirciler, hayırlı akşamlar. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam ile her hafta salı akşamı olduğu gibi bu salı akşamki son davet programımıza başlıyoruz. Tabii her hafta farklı konuklarla farklı bir konuyu da tartışıyoruz biz bu programda. Bu hafta da önemli ve özel bir konuyu ele alacağız. Özel konuklarla alacağız tabii bunu ele. Bu akşam Mevlid konusunu daha genel anlamda konuşacağız ama Hazreti Peygamber'e doğuda ve batıdaki bakışı, tasavvuru, imajı, Hazreti Peygamber sevgisini de konuşacağız. Kültürümüzü mayalayan bir takım kitaplar var ki Mevlid, Vesilet-ün Necat adlı Mevlid bunlardan bir tanesi. Bunlar üzerinde duracağız. Tabii hakikaten Mevlid konusu önemli. Farklı yönlerden de tartışmalar da olmuş. Mevlid, Mevlüt diye de geçiyor. Bizim kültürümüze Mevlüt de deniyor. Bu aslında o eserin ismi olarak da anılıyor bazı nüshalarında. Hakikaten kültürümüzü inşa eden eserlerden, hocalarımıza da soracağız onları tabii ama başka eserler de var tabii. Onları bu akşam belki çok konuşmayacağız ama zaman zaman programlarımızda konuşuyoruz. Mesela işte Mesnevi Şerif, Mevlid-i Şerif denir. Şerif ismiyle anılan kitaplarımız da var bizim. Hakikaten halkımız veya alimlerimiz boşuna da şerif demiyorlar. O hakikaten karizmatik kitaplar da oluyor. Karizmatik alimler tarafından yazılmış eserler bunlar. Her yönüyle bizleri inşa eden kitaplar, hatta Şifai Şerif mesela var gibi. Dolayısıyla aslında bizim kültürümüzde Mevlid önemli bir yere sahip. Bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tabii hafta olarak aslında Mevlid haftası ve Mevlid-i Nebi, Veladet-i Nebi diyebiliriz. Bu hafta, bu iklimleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu akşam da biz bu konuyu ele alalım istedik. Tabii girişte şunlarla başlamak da isterim hocalarımıza sözü vermeden önce, onların da müsaadeleriyle. Vesilet-ün Necat adlı Süleyman Çelebi'ye ait bu metin, aslında onun tek kitabı denebiliriz. Başka bir kitabı da bize gelmemiş veya eseri gelmemiş diyelim. 812 yılında Hicri, 1409 yılında Bursa'da tamamlandığı rivayet ediliyor bu eserini Süleyman Çelebi'nin. Tabii farklı bölümleri var bu Mevlid'in. Onun yazılmasına vesile olan bir olay var. Kısaca onu arz etmek isterim. Hocalarım da belki tamamlarlar belli bölümlerini. Şimdi Ulu Cami'de tabii imamlık yapıyor Süleyman Çelebi. Daha önce Divan-ı Hümayun imamlığı var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu normal sırada bir imamlık da değil gerçekten. Divan-ı Hümayun'da imamlık yapmak veya Ulu Cami gibi Salahaddin Camisi'nde imamlık yapmak pek çok vasfı da beraberinde getiriyor. Yani interdisipliner bir ilim anlayışını beraberinde getiriyor. Farklı yönleriniz olması lazım. Musiki bilginiz, ne bileyim şiir, edebiyat bilginiz yani İslami ilimlerin yanında olmayı gerektiriyor. Hatta bir ara ben Ayasofya imamlığı onun ibadete açılış vesilesiyle Ayasofya imamlarının vasıfları medyaya düşmüştü hocam. Sizler de görmüşsünüzdür. Hakikaten yani bugün bilsek biz bile oralarda imamlık yapamayız veya birçok hocamız belki imamlık yapamaz diyebiliriz. Dolayısıyla Süleyman Çelebi nin bu mevlidi yazmasına vesile olan olay şöyle cereyan ediyor. Ulu Cami'de imamlık yaptığı yıllarda bir vaiz kürsüde Bakara suresinin 285. ayetini açıklarken peygamberler arasında hani la nüferrike beyne ahadim minhum diye emener resulü diye bilinen ayetlerin diye başlayan ki yatsı namazlarından sonra okumak kültürümüzde biliyorsunuz adettir. Efendimizin sünnetidir. O ayetlerde geçen biz hiçbir peygamberin arasında ayrım yapmayız diye bir ayeti kerime var. O vaiz de bunu söylüyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber de diğer peygamberlerden yani Hazreti İsa o zaman tabii Hristiyanlar anlamında önemli olduğu için onu bizzat isimlendirerek söylüyor. Onunla peygamberimiz aynı peygamber diyor. Tabii bu Süleyman Çelebi'ye biraz içerleniyor buna. Öyle anlıyoruz. Biraz da belki duygusallığı da var. Ama Efendimiz söz konusu olunca biraz duygusallık iyidir her zaman. Dolayısıyla o da Mevlid'i bundan sonra yazmaya karar verdiği söyleniyor. Hatta şöyle bir beyti var onun. Gerçekten önemli bir beyit. Ben de ilk defa bu araştırma esnasında denk geldim.
ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol diyor. Yani birçok şeyi anlatıyor aslında bu beyit burada. Yani Hazreti İsa'nın aslında hani ölmediğini, göğe yükseldiğini, gök orada tabii yüceleri anlatıyor, gök dediğimiz şey. Bunu söylemiş, halk da bunu çok beğenmiş. Daha sonra da mevlid olarak devam ettirmiş ve bugünkü bildiğimiz metin hakikaten kültürümüzü inşa eden bir metin haline gelmiş. Süleyman Çelebi hakikaten arif, alim bir kişi, bir ulema ailesinden de geliyor. Yani Çelebi vasfı nedir? İşte görgülü, bilgili, arif insanlara deniyor değil mi? Zarif insanlar aslında belki. Bunlara denen bir vasıf, hani Çelebi insan falan denir. İnsanlar bazen bu eski insanlar bunu kullanır. Dolayısıyla Çelebi şeyi de buradan geldiğini söyleyelim. Ben birkaç hususu da kısaca vurgulayarak sözü hocalarımıza vereceğim. Hocalarımıza tanıtacağız. Tabii Mevlid hakikaten kültürümüzü inşa eden, aslında bizi biz yapan bir şey. Küçüklüğümüzde Mevlid ortamlarında bulunduk hepimiz. İşte hocalarımızı dinliyorduk. Güzel sesli hafızlarımızı, Mevlid hanlarımızı değil mi? Dinledik. Ya yani bizi de inşa etti aslında. Birçoklarımızı inşa ettiği gibi. Hatta yer yer bazen de şu tartışmalar olur. Mevlid'e daha fazla önem veriliyor Kur'an'dan falan diye homurdanmalar da bile duyarız yani biz. Hatta benim başımdan geçen bir olay var küçüklüğümde hocam. Müsaade eder misiniz bilmiyorum anlatayım bunu. Amcam benim, Bahtiyar amcam vardı. Sesi de güzel. Tabii bizim amcaların hep hoca ailesi. Mevlid okuyorlar 3 aşağı 5 yukarı. Babaannemden öğrenmişler. Sağa sola Mevlid okunmaya gidiliyor. Biz de İmam Hatip'teyiz. Bizi de aldı götürdü bir yere. Biz de orada Bahtiyar amcam tabii Kur'an okuduk. Mevlid okunmadı. Mevlid okumaya biraz şeydi o. Yani okunmasın falan diyordu. Kur'an okuma şeyi vardı o zaman. Trendi vardı. Sonra neyse Kur'an okuduk. Biz de okuduk. Sonra evin hanımı geldi kapıya. Hani yemek falan verilecek. Hani dedi siz Mevlid okumadınız. Burada hiçbir şey yapmadınız dedi yani. Kadın dikildi bunu söyledi. Söyleyince amcam dedi ki merhum şimdi rahmetli oldu. Hadi dedi şimdi bir de Mevlid okuyacağız. Şimdi halkımızın hakikaten öyle bir teveccühü var. Yani Mevlid'e onu duymak istiyor. Gerçekten de önemli bir şey. Yani bu Mevlid karşıtlığına da ben anlam veremiyorum yani. Kültürümüzdeki Mevlid'i çıkardığınızda, o geleneği, o şeyi çıkardığınızda yerine bir şey koyamayacaksanız ona karşı çıkmayacaksınız. Bu selefi protest bir tavırdır. Dolayısıyla bunun da doğru olmadığını düşünüyorum. Bir son bir şey. Bu kadar inşa eden bir metin hocalarım. Hakikaten batıda olsa şimdi belki yüzlerce, binlerce çalışmalar, alan araştırmaları yapılırdı bunun üzerine. Bu konuda ilk araştırmaları 80'li yıllarda Batılılar yapmış alan araştırması olarak. Mevlid geleneğinin insanımız üzerindeki etkilerini araştırmışlar. Şimdi belki yavaş yavaş bazı çalışmalar var ama yine de çok yetersiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu Mevlid geleneğinin insanımız üzerindeki psikolojik, sosyolojik, ne bileyim yani pedagojik etkilerinin neler olduğu üzerinde daha belki durmalıyız biz diye düşünüyorum. Hatta Anadolu'da yani çocuklara böyle hızlı formda, rast belki daha hızlı formda Allah'a adını zikredelim evvela diye çocukları uyuturken ninni olarak okurlarmış eskiden. Şimdi var mıdır bu gelenek bilemiyorum. Hakikaten o ninniyle şey yapan çocuğu düşünün siz. Yani ne kadar inşa edilir onun belli şeyleri. Ki kaldı ki anne rahminde bu okunsa anne rahmine bile onun etkisinin olduğu söylenir. Tabii ben fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Biraz uzattım farkındayım. Bugün bu akşam bu konuları İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Yaşar Çolak dostumuz, hocamız. Yaşar hocamız tabii uzun yıllar yurt dışında da kaldı, Amerika'da kaldı. Orada müşavirlik yaptı. Şimdi İbn Haldun Üniversitesi'nde görev yapıyor. Bazı çalışmalarımızda ortak yönlerimiz de var değil mi hocam yani? Evet. Evet. Yaşar hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii biz Yaşar hocamızla Mevlid konusuna da gireceğiz ama daha ziyade bu Hazreti Peygamber tasavvuru, Batı'da Hazreti Peygamber'e bakış, işte İslam dünyasında nasıl bakış, neler var bu konularda onları biraz konuşmaya çalışacağız. İkinci konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Öncel hocamız. Mehmet hocamız da Sabahattin Zaim, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bizim meslektaşımız. Hocam tam alan müzikoloji mi?
Ben dini musiki hocasıyım. Dini musiki değil mi? Aynı zamanda eğitim fakültemizde müzik öğretmenliği bölümüne. Ama esas eğitim olarak siz... Doktoram, yüksek lisansım, doçentim. Bu dini musiki. Dini musiki alan üzerine. İlahiyatta yani. Evet. Ha, tamam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Mehmet hocamı tabii hem konuşturacağız hem de sesinden istifade edeceğiz. Mehmet hocam aynı zamanda icracı. Dolayısıyla ondan biraz konumuzla da alakalı olarak Efendimizle ilgili iki tane ilahi dinleyeceğiz. Onun hikayesini ona söz verince zaten dinleriz. Ama ben tabii ilk soruyu Yaşar hocama sormak isterim. Tabii hocam Veladet-i Nebi haftası veya iklimi diyelim. Bu daha ziyade hafta olarak da kutlanıyor. Geçtiğimiz cuma akşamıydı aslında. Mevlid-i Nebi günlerindeyiz. Efendimizin dünyaya teşrifine dair genel duygu düşüncelerinizi hocama da soracağım onu. Yani ne hissediyorsunuz? Nedir duygu düşünceleriniz bu konuda? Siz batıda da bulundunuz. Oralarda daha fazla aslında hissediliyor bunlar. Tabii, ama. Tabii. Evet. Teşekkür ediyorum Özcan Bey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşulduğu veya konuşulmasına vesile olan her şey çok kıymetlidir. Bunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Onun için Mevlid-i Şerif de Efendimiz sevgisinin gönüllere nakşedilmesine yönelik milletimizin tarihsel süreçte kullandığı, devreye soktuğu en etkili araçlardan birisi olması itibariyle ben de sizin gibi Mevlid'i, Mevlid geleneğini önemsediğimi ifade etmek istiyorum. İşin sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, dini boyutu var tabii. Bunları böyle çok boyutlu ele almadan yüzeysel bir bakış açısıyla işte sizin de ima ettiğiniz üzere son derece böyle yüzeysel bir bakış açısıyla yok saymak veya kıymetsizleştirmek doğru değil. Ben bunu doğru bulmam. Çok kıymetli bir gelenektir. Yani Mevlid'in hangi dönemde, hangi tarihsel koşullarda yazıldığını ve işte o fetret döneminde dağılmakta olan imparatorluğun toparlanmasına nasıl katkıda bulunduğunu biz bugün yapılan araştırmalardan okuyoruz. Yani değil mi? O fetret döneminde sadece siyasi olarak Osmanlı toplumunun dağıldığını görmüyoruz. Aynı zamanda iktisaden de bunaldığını, buhranlı günlerin bütün imparatorluk hinterlantına hakim olduğunu görüyoruz. O ortamda devreye sokulan Mevlid tıpkı değerli bir hocamızın da ifadesiyle İstiklal Marşı'nın ifa ettiği role, misyona benzer bir şekilde toplumun yeniden ayağa kalkması, değerlerinin toparlanması, birlik ve beraberliğin sağlanmasında başat bir rol oynamıştır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Şimdi Mehmet Hocam onun detaylarına iner ama toplumsal kültür sadece dini metinlerle biçimlenemez. Bunu hepimiz biliyoruz. Onun için şu ana kadar özellikle son 30-40 yıllık dönemde benim bizzat doğrudan şahit olduğum dönemde Mevlid geleneğine yönelik çok ağır eleştiriler yöneltildi bu ülkede. Bazı ilahiyatçı hocalarımız, isim vermemize gerek yok, ifade ettiğiniz gibi dinin ana metinlerini öne çıkaracağım şeyiyle kaygısıyla onların önemini vurgulamak adına Mevlid geleneğine saldırdılar ama o gelenek sarsılmadı. Bugün tüm canlılığıyla yine devam ediyor. Bunun bir sosyolojisi var. Buna bakmamız lazım. Yani halkın dini duyguyu nasıl tecrübe ettiğini, içselleştirdiğini ve gelecek nesillere aktardığını iyi çözümlemek lazım. Öyle bir şeye karşı olmakla olmuyor. Yani hepimiz biliyoruz Süleyman Çelebi bir siyer alimi değildi veya bir tarihçi, bizim bildiğimiz meslekten yetişmiş. Tarihte usul gibi böyle yani usulî konuları önce öğrenmiş, sonra ona uygun
efendim Hazreti Peygamber'in hayatı, veladeti, miraca çıkışı, evet, efendim ölümüyle ilgili bilgileri bir hani tarih disiplini ile okumuş, öğrenmiş bir insan değildi ama ona dair duygularını bu şekilde dile getiriyordu ve onun ortaya koyduğu o duygusal metinler toplumun duygu dünyasının zenginleşmesine, güçlenmesine, birlik, beraberlik ve Hazreti Peygamber sevgisinin güçlenmesine olumlu anlamda etki ediyordu. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Şunu bilmemiz lazım. Bizim milletimiz, yani Osmanlı toplumu Hazreti Peygamber'i böyle çok da kitaplardan okuyarak öğrenmedi. Yani işte onun sevgisiyle Müslüman oldu, onun sevgisiyle imanını güçlendirdi ve ona yönelik eserler ortaya koydu. Ve öyle devam edecek. Bunun ben fazla detayına girmiyorum ama mevzi nebi ne ifade ediyor diye bana ilk yönelttiğiniz soruya birkaç cümleyle açıklık getirdikten sonra sözlerimi bitireyim. Benim için Hazreti Peygamber'in doğumu, yani mevlidi, tarihi bir olaydır. Felsefi anlamda bir olayın tarihi olarak nitelendirilebilmesi için tarihin herhangi bir döneminde meydana gelmesi lazım ki Peygamberimiz miladi 500-571 yılında işte çeşitli tarihçiler farklı sebeplerle bu tarihi birkaç yıl önce veya sonra bulabiliyorlar ama onlar çok teknik bir tartışma. Onlara hiç girmeye gerek yok. Dünyaya gelmiştir. 610 yılında Risalet ile görevlendirilmiştir. 632 yılında da vefat etmiştir. Darul Beka'ya irtihal etmiştir. Bu 63 yıllık hayatında 40 yaşında nübüvvet ile şereflenmiştir. Ve 23 senelik nübüvvet hayatı boyunca herhangi bir tarihi olayda gözlemlenen yatay ve dikey değişimi gerçekleştirmiştir. Yani bir coğrafi olarak tabii o coğrafyayı değiştirmiştir. Yani o coğrafyanın sınırları değişmiştir. Hristiyanların yaşadığı bölgelerin, Müslümanların, diğer din mensuplarının, Yahudilerin, Mecusilerin yaşadığı coğrafyanın sınırları değişmiştir. Yani bir yatay hareketliliğe sebep olmuştur. Artı dikey hareketliliğe de, yani getirdiği değerlerle o yani toplum, manevi anlamda da insanlığa, insanlıkla buluşturduğu yüce değerlerle toplumu dönüştürmüştür. Ve bunu dalgalar halinde yapmıştır. Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir ve orada 10 senelik bir zaman zarfında işte o Yesrib'i El Belde El Tayyib'e veya Medine'ye dönüştürmüştür ve biz bugün geldiğimiz, yani bu 1444 yıl sonra geldiğimiz bugün bile çok kıymetli olan o değerleri insanlığa armağan etmiştir. İşte bu bunun muştusudur sevgili Peygamberimizin. Yani bu değişimin muştusu olarak Peygamberimizin mevlidi, doğumu telakki edilebilir veya değerlendirilebilir. Hakikaten o değişim hala devam ediyor. O süreci başlatmıştır. Ben Hazreti Peygamber'in başlattığı o değişimin bir süreç halinde devam ettiğini, bitmeyeceğini, kıyamete kadar da süreceğine inanıyorum. Çünkü o onun sünnetinden bizim anladığımız, hayatından çıkardığımız sonuç budur. O tarihe bir defa müdahale edip, o müdahalesini donuk bir şekilde orada bırakıp bırakmamış. Hocam zaten bizim programımızın ismi Son Davet. Evet. Son peygamber, son davet, son ilahi mesaj. Son din demiyoruz yalnız. Yani ilk ve son din. Evet, son davet ve ama evet, o son davetin... O kıyamete kadar zaten... Evet. İşte o bir süreç halinde, evet, onun topluma, insana, tabiata, yani bilimin ilgilendiği tüm alanlara nasıl müdahale ettiğini, hangi yöntemle müdahale ettiğini, bize ne gibi bir yöntem aynı zamanda miras bıraktığını da baktığımda hakikaten büyük bir olay ve o son davetin
ilk davetle ilişkisi de çok önemli. Yani peygamberler silsilesinin ilki, o zincirin ilk halkası Hazreti Adem aleyhisselam, sonuncusu Hazreti Peygamber. Onun için siyer alimleri, klasik siyer alimleri de siyeri Hazreti Adem'den başlatırlar. Çünkü Hazreti Adem'i anlamadan onun o başlattığı o nübüvvet zincirinin anlamını çözmeden Hazreti Peygamber'in, o halkanın sonu olan Hazreti Peygamber'i anlamak mümkün değil. Peygamberimiz işte bütün insanlık tarihi boyunca insanlığa yol göstermiş. O silsilenin son halkası olarak doğmuştur. Yani dünyamıza doğmuştur. Ve onun akabinden daha bir peygamber gelmeyecektir. Eyvallah. Hocam bu, devam edeceğiz. Bir cümle daha söyleyeyim. Ve bitireyim. Onun ta 1400 küsur yıl önce insanlığa ilan ettiği, gerek Kur'an-ı Kerim'de de tabii bu ilanın izdüşümlerini görüyoruz. Peygamberimizin bizzat kendisinin ilan ettiği o son peygamber, son davetin sahibi olma özelliğini boşa çıkaracak herhangi bir gelişme olmamıştır. Bu da ihbari anlamda bir mucizedir diye düşünüyorum. Maşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Tabii epey noktalara değindiniz aslında. Bunların her biri belki açılacak başlıklar. Gerçekten o yatay dikey inşa meselesi gerçekten önemli. Ve kıyamete kadar bu inşanın devam edeceğine vurgunuz da önemli olduğunu düşünüyorum. Mehmet Hocam, tabii Yaşar Hocam epey şeylere vurgu yaptı. Sizden bir icra da dinleyeceğiz ama ondan önce sizin de bu Mevlid'in aslında toplumumuzu inşa, bizim musiki şinas olarak inşadaki rolünü, hakikaten klasik bir metin ve hakikaten karizmatik bir metin diyelim yani her yönüyle. Halkın da inşa ediyor aslında, kültürlü kesimlere de hitap eden. O yüzden Sehl-i Mümteni diyorlar hocam Mevlid için. Gerçekten Sehl-i Mümteni tabiri önemlidir Arapçada. Yani hem kolay yani ama aynı zamanda işin içerisinde derinde indiğinizde farklı yönler de var. Dolayısıyla eserde bakıyorsunuz bilgi var, fikir var, duygu var, her şey var. Aslında sanat var, şiir var. Yani birçok yön aynı anda bir şeyin içerisine şey yapmak gerçekten de zor olsa gerek. Yani bu duyguyla olacak bir şey, bir birikimle olabilecek bir şey, bir tefekkür boyutuyla olabilecek bir şey, bir tezekkür boyutuyla olabilecek bir şey. Dolayısıyla Süleyman Çelebi, ben biraz da ilham yönüne bunun vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten yani bu şiir olayı biraz da hele de bu gibi metinlerde. Tabii ki bir takım kaynaklarda bakıyorsunuz, eski kaynaklardan kaynakları var metnin. Yani Mevlid'in. Başka bazı alimlerin yazdığı şeylerden de izler görüyoruz orada. Ama onları bir pota içerisinde birleştirmek, bir üst metin haline getirmek gerçekten zor olsa gerek. Çünkü o dönemde tarihimizde bir sürü mevlidler de var yani. Evet. Ama onların içerisinde gerçekten bu telakki bir kabul diyor eski alimler buna. Hani diyelim bir sürü hadis kitabı var ama mesela Buhari'nin yine telakki bir kabul etmiş ulema yani. Bunun gibi bir şey bu. Bir sürü şey içerisinde, aynı benzer metin içerisinde bir tanesini kabul ediyor. Orada öyle yani tabanca dayayıp da kimse bunu kabul etmiyor yani. Halk bunu kendisi, kendiliğinden kabul ediyor. Dolayısıyla bu da Mevlid'in gerçekten önemine delalet etse gerek. Siz ne dersiniz hocam? Ondan sonra da sizden tabii bir icra da alalım. Duygularınızı alalım önce. Efendim, öncelikle bütün hazirunu muhabbetle selamlıyorum. Hayırlara vesile olmasına Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Tabii sözlerin başında şöyle bir kelam-ı kibar var. Muhammed'den muhabbet oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Hazreti Peygamber eğer bir insanın hayatında varsa, bir Müslümanın hayatında varsa aslında sabah uyanmasından akşam yatana kadar yapacağı her şeyin nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini bir şekilde rehberle, bir rehber aracılığıyla tanzim edebiliyor. Dolayısıyla bugün içtimai hayatın tamamına baktığımızda hepimizin, özellikle Müslümanların dünyasında her lahzada Hazreti Muhammed'in izini görebiliriz, onu yaşayabiliriz ve onu yaşatabiliriz. Bu
veçheden bakıldığında Mevlid-i Şerif'te malumunuz sevincimizde, üzüntümüzde, hüznümüzde, kederimizde, doğumumuzda, ölümümüzde, sünnetimizde, vefatımızda, 40'ında, 7'sinde, 70'inde, yani adını siz koyun, hayatın her merhalesinde bir şekilde, bir vesileyle Peygamber aleyhisselamla irtibatı kurmaya ve onun Mevlid-i Şerif'ini hayatımızda yaşamaya, onu hissetmeye hep gayret etmiş bir milletiz. Ve bu Mehmet bizim hocam, için... bu başka bir milletlerde de pek yok. Araplarda mesela bu kadar olmadığını görüyoruz. Yani genellemeyelim ama. Hiç yok değil, var hiç ama. Hiç yok değil, var yani ama bizim bizdeki kadar güçlü değil. Osmanlı coğrafyasında özellikle, yani millet olarak Türk milleti demeyeyim de, yani Osmanlı coğrafyasında diyelim. Gerçekten Efendimiz'e yönelik bu sevgi çok daha öne çıkmış her yönüyle. Yani bunun sebebi ne olabilir? Yani sizce bütün benliklerimize işlemiş adeta. Hocam, yani bizim hayat rehberimiz, eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı biz İslam'ı nasıl anlayacaktık? Veyahut hayatı nasıl dizayn edecektik? Veyahut eğitim metodumuzu, işte bugün bütün ilimlerin aslında evveli dini olarak Hazreti Peygamber'e dayanıyor, meşk usulüne dayanıyor. Hatta biraz daha ileri gidip Cebrail'i metot diyoruz biz buna. Niye? Cebrail aleyhisselamın Femi Muhsin'inden çıkan o ilahi kelam Peygamber Efendimiz'e intikal ediyor ve onun vasıtasıyla bizlere, yani hayatımızın dizaynını biz onunla sağladığımız için hayatımızın her evresinde Hazreti Peygamber'e ihtiyacımız var. Ekmek gibi, su gibi, oksijen gibi. Dolayısıyla diğer milletlerde de aslında baktığımızda özellikle Fatımi Devleti döneminde hocam Mevlid-i Nebi yoğun bir şekilde kullanılmış. Hatta Mevalid-i Sitte diye böyle iştihar bulmuş bir niye acaba şeyden. Niye orada? Burada mesela onlar Fatımi biraz daha şeye tabii yani Şii devleti İsmaili olduğu için evet. Olduğu Şii için devleti oldu. Olduğu için burada Mevalid-i Sitte'de tabii Fatimi devleti şöyle diyelim, tanımlayalım. Yani İsmaililik Şiiliğin evet. içerisindeki en uç kolun evet. Kola verilen onların kurduğu devlet ve Ezher Üniversitesi de biliyorsunuz onların tarafından kuruluyor ilk olarak ve evet. en eski üniversitelerden birisi. Diye tabir edilir. Hakikaten o Fatımilerin Mevlid geleneğine verdiği önem de ayrı bir evet. şey var. Ardından mesela Selahaddin Eyyubi'nin işte kayınpederi Muzafferettin Gökbörü mesela öyle bir Mevlid-i Nebi haftası kutlamış ki rivayete göre okuduğum metinde 5000 tane koyun diyor. 10.000 tane tavuk diyor. 100.000 tabak yemek diyor. 30.000 tabak tatlı diyor. Ve dönemin bütün ulemasının toplandığı, sadece halkın değil yani ulemanın da toplandığı, sabaha kadar sema ve zikrin yapıldığı bir ne diyelim, şölen diyelim. Ama bunun zirvesi neresidir diye sorduğunuzda hocam, tabii ki Osmanlı diyeceğiz hocam. Evet. Çünkü Osmanlı her vesileyle Hazreti Peygamber'i Padişah Efendimiz'den tutun da en avamdaki insana kadar bir şekilde Peygamber Efendimiz hep böyle hayatımızın merkezi yerine ser levhası. Onun gösterdiği yola göre hareket ediyoruz. Hmm. Biliyorsunuz nice padişah efendilerimiz var. İşte tacına Peygamber Efendimizin işte ayak izini, ayak tozunu, kademi şerif basmasa mübarek kademin ruhi zemine pak etmez idi hakile teyemmüm sözü mesela, değil mi? Dolayısıyla Peygamber Efendimiz biz musiki şinasların da ilham kaynağı. Yani onu bil vesile, bizim malumunuz hocam Ka'b bin Züheyr'in meşhur Banet Suat kasidesini Peygamber Efendimiz'e sunmasıyla beraber bürdesini çıkarıp ona hediye etmesi, rüya aleminde İmam-ı Busiri'nin Peygamber Efendimiz'den taltif görmesi, aynı şekilde Hasan bin Sabit'in radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'e övgüleri, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in baş şairi. Tabii. Abdullah bin Revaha'nın aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in şairliğini yapması. Yani her alanda bir şekilde biz Peygamber Efendimiz'le murtabıt, yaptığımız işi de ondan mülhem. Onun gösterdiği yolda, onun çizdiği ölçüde yapmaya çalıştığımız zaman estetik ve bedi'i yönümüz tam böyle İslam'ı temsil edecek. Evet, yani hakikaten o şiir konusu da ayrıca belki bir programda işlense yeridir. Peygamber Efendimiz hakikaten güzel şiire hep ön açmış, onu dinlemeyi sevmiş. Hatta cahiliyede bile böyle bu. Ümeyye bin Ebi Salt
var, meşhur cahiliye şairlerinden. Onun hatta haniflerden olduğu da söylenir. Ona peygamberin şöyle bir şeyi var, rivayet edilir. Onun şiiri Müslüman ama kendisi Müslüman olmadı diye. Hatta daha sonra da terennüm edermiş onun bazı beyitlerini. Ama tabii kötü şiire de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de şuara, şairler şeyi var. Kötü şiire de biraz negatif bir anlamda şeyler var bizim kültürümüzde. Dolayısıyla iyi kötü, husun kubuh meselesinden bakabiliriz burada. Ama her halükarda tabii şiir gerçekten müthiş bir şey. Naatlar tabii yazılmış değil mi? Siz naatlar konusunda da. İsterseniz hocam şöyle bir şey yapalım mı? Buyurun. Sizden bir icra da dinleyelim. Olur hocam. Ama ondan sonra şöyle bir şey bilgi vermek istiyorum. Bir tevşih geleneği var şeyde. Evet. Bilirsiniz siz onu. Bu mevlitler arasında bizim kültürümüzde işte ilahiler okunması, tevşih geleneği. Tevşih süsleme, düzenleme manasına geliyor. Hatta mevlit tevşihi falan da deniyor buna. Bu gerçekten önemli bir şey. Sonuna doğru da okunuyor, işte ortasında okunuyor, bazen başında okunan şey. Buna tevşih deniyor. Dolayısıyla bir tevşihanlar var aslında değil mi bir de? Evet. Yani mevlitanlar var, tevşihanlar var. İnşallah birazdan değinelim size. Siz de değinirsiniz. Mahiyetine ilgili inşallah. Ama sizden önce bir şey dinleyelim isterseniz. Olur hocam. Neyi şey yapacaksınız hocam onu? Hocam mevzu Hazreti Peygamber olunca ve ben de böyle bir şekilde bir vesile acaba yani şefaate veyahut iltifata mazhar olabilir miyim? Malumunuz İmam-ı Busuri rüyasında bürdeyi aldı ya. Biz belki alamayacağız. Ama en azından o yolda olduğumuzu göstermek babında Peygamber Efendimiz'in sevdalısı, onun aşığı Diyamandi dedenin gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Malumunuz hikayesi beni çok etkiler. Hocam Yaman dede ne zaman yaşamış onu da? Yaman dede hocam izleyicilerimize hemen 20. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir ilim adamı, gönül adamı. Malumunuz bugün sizlerin de bildiği pek çok hocamızın da hocasıdır. Evet. Emin Işık hocadan. Kitaplar falan da yazıldı onunla ilgili bildiğim. Emin Işık hocamız olsun, Hayrettin Karaman hocamız Yaşar olsun. Yaşar Kandemir hocamızın hepsinin hocasıdır kendisi. Allah hepsine ölenlere rahmet, hayatta olanlara selamet. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Onun hayatını böyle okuyunca ve Emin Işık hocamdan da birkaç kelam duyunca çok etkilendim. Bir şekilde benim bu zatla bir irtibatımın olmasını arzu ettim. Ve mevzu bahis Peygamber Efendimiz olunca zaten tam böyle katmerlendi. Büyük bir Allah aşığı aslında. Yani evet. Yani yıllarca işte ihtida ettiğini ailesinden gizleyen, yıllarca sahursuz oruç tutan, yıllarca mahalle arasındaki köşe camilerde namaz kılan ama en sonunda dayanamayıp Müslümanlığını ilan eden ve ailesinin kendisini terk ettiği, çevresinden, halkından soyutlandığı, çok zor durumda ki bir zatın işte Muhammed aşkı diyelim, İslam aşkı diyelim. Hocam buyurun. Biz de inşallah bunu ilk defa burada icra edeceğiz inşallah. İnşallah hayırlara vesile olsun diye niyaz ediyoruz. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana
Resulallah, cemalinle ferahlar et ki yandım ya Resulallah. Salatullah, selamullah, selam aleyke ya Resulallah. Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık üstadım. Evet, ne şeyle aşkla söylemiş aslında değil mi? Yani. Şimdi Mehmet Hocam tabii size şu soruyla devam etmek isterim. Ondan sonra Yaşar Hocam'a geçeceğim. Madem musikiyle de girdik. Evet. Mevlid'in tabii dini musiki yönü var aslında. Evet. Mevlid hanlar evet. var. Evet. Mevlid besteleri, bestekarları var. Evet. Bunlar hakkında kısaca biraz bilgi verirseniz. Nedir bu açıdan durum? Evet. Muhterem hocam, dini musiki bakımından Mevlid, Hazreti Peygamber'in doğumunu, doğduğu gün başta olmak üzere yaşamış olduğu hayatının her merhalesini konu edinen şiirlerin müzikal bir şekilde ifade edilmesi aslında. Evet. Mevlid-i Nebi, bizde özellikle Süleyman Çelebi Hazretlerinin aslında mevlidiyle daha çok ön plana çıkmış. Saadettin Nusret Ergun biliyorsunuz Saadi Şeyhidir kendisi. Evet. 1946 vefat tarihli bir zat. Kendisinin naklettiğine göre Süleyman Çelebi hani şumullü bir imam olması hasebiyle aynı zamanda musiki yönünün de kuvvetli olduğunu ifade ediyor ve bunu kendisinin bestelediğine dair bir rivayet de var. Ardından Bursalı Sekban diye bir zat var hocam. Yaklaşık 19. yüzyıla kadar o zatın bestesi okunmaya, çeşitli mahfillerde okunmaya başlıyor. Fakat 19. yüzyılda bildiğim kadarıyla Mutafzade Ahmet Efendi bunun öğretilmesi adına bir çaba, bir cüht sarf ediyor ama maalesef bizim kültürümüz şifahi bir kültür. Yazılı bir kültüre dayanmadığı için. Çoğunlukla diyelim en azından. Yani çoğunlukla diyelim. Meşk sistemine dayalı olduğu için nota çok fazla kullanılmamış. Ve bu bundan dolayı ancak işte çeşitli yazmaların der kenarlarında işaret buyurulan makam isimleriyle şu an bizim Mevlid geleneğimizin hangi makamlarla murtabıt olduğunu tespit edebiliyoruz. Ama elhamdülillah bu kanaatimce inkıtaya uğramamıştır. Belki bir dapt tam melodiyi ortaya çıkaramasak da genel olarak taslağı biliyoruz. Yani bir mevlid merasiminde hangi makamla başlayıp nerede bitireceğimiz genelde rast mı başlanıyor? Yani okunan bahrin şeyine göre değişiyor. Mesela Allah adın herhalde tevhid bahriyle başladığımızda sabah ile başlarız. Allah adın zikredelim evvela diye. Her bahrin kendine ait bir makamı vardır. Ama Kelam-ı Kibar'da da derler de likulli makamin makal. Devamını söylemeyelim. Peki. bu gelenek devam ediyor. 20. yüzyılda hocam malumunuz yeni bir devlet aslında yeni bir oluşum. Tekke ve zaviyelerin kapatılması aslında dini musikinin kısmen gelişimine bir engel, bir ket vurmuş oluyor. Ama elhamdülillah kişisel çabalarla bu zenginliğimiz korunmaya çalışmış. Hocam bu daha ziyade tabii Mevlevilik içerisinde yürüyor değil mi aslında? Yani tekkeler diyelim, sadece Mevlevilik bütün demeyelim. Bütün tekkelerde var mı aslında? Yani yok. Osmanlı zaten kültüründe hocam tekkeler aslında halkın işte zapt edildiği, halkın ruhunun okşandığı. Eğer bu musikiyle icra, yani Mevlid tabii normalde okunuyor. Tabii cehri zikir yapanlar sadece Mevleviler değil malumunuz. Hmm. İşte bunun Uşşakileri var, Halvetileri var, Şabanileri var, Kadirileri var, Rufaileri var. Bunların hepsinin kendine ait bir musikisi, bir zikir. Mevlid şeyi anlamında yani söyledim. Mevlidler tabii ki bu tekkelerde muhakkak şekilde icra edilmekteydi.
Yani 20. yüzyıla baktığımızda meşhur Hafız Sami, Hafız Saadettin Kaynak, Hafız Kemal, Hafız Mecid Sesigür. Baktığımızda işte biraz daha geriye geldiğimizde Kani Karaca üstadımız, evet. Bekir Sıtkı Sezgin Bey. Hali hazırda da onların... Belki Saadettin Kaynaklar falan. Tabii Saadettin Kaynaklar, Ali Rıza Samanlar, Hasan Akkuşlar, ondan sonra İsmail Biçerler, İbrahim Çanakkale'li, Fevzi Mısır. Evet, evet. Tabii ki yakın zamanda vefat eden 2015 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Aziz Bahriyeli üstadımız. Evet, yani bunlar hep Mevlid'in böyle birer... Hatta Mevlid Hanlar Derneği falan da var galiba. Tabii Mevlid Hanlar Cemiyeti var, evet. Var hocam. İsmail Neyse Gürtel'de hocam teşekkür bu ederiz. Bu bilgiler de hakikaten önemliydi. Hocam bir şey ilave edebilir miyim? Bu size geldi zaten hocam. Hocam buna mı ilave edeceksin? Buyurun bu hocam. Hocama yönelttiğin sorunun birinci kısmı ile ilgili. Yani evet. Fatımiler'de de Mevlid uygulamalarının olduğunu, Abbasiler, işte Eyyubiler. Sonra Osmanlı'da bu işin artık devlet... Hocam Araplarda da şu anda devam var, ediyor. Ama hani ama devlet, öyle yaygın bir şey değil. Devlet yani. Protokolü evet. Seviyesinde... Mesela Suudi Arabistan'da bile ben Mevlid'i okunuyor. Orada biliyorsunuz Vahabilik, Selefilik var. Ben var. De, ama evlerden böyle belli ettim. Aileler var. Onlar Mevlid okuyorlar yani. Hmm. Gelip. Özellikle yani Sufi aileler. Devlet düzeyinde yani bugün ülkemizde eskiden kutlu doğum haftaları vardı. Şimdi evlendiğim bir velayet bu devlet düzeyinde hüsnü kabul görüyor. Yani destekleniyor. Evet. Bu devlet desteğini almış bir uygulama olarak yaşıyor. Sadece bireysel anlamda aynen. Ailelerin, bireylerin kendi bireysel dünyalarında yaşattıkları bir uygulama değil bu. Evet. Bunun sebebine ilişkin sorduğunuz soruya bir şey ilave etmek buyurun isterim. Evet. İşte, Fatimiler Şii İsmaili bir devlet. O bölgede sadece Şiiler yaşamıyor tabii. Sünniler de var. Dolayısıyla devletin biraz da meşruiyet sorunu var. Bu meşruiyet sorununun giderilmesi bağlamında devlet veladetini bir uygulamalarına katkı veriyor. Oradan bir destek alıyor. Yani devletin bu tür uygulamalara sahip çıkmasının devlete meşruiyet sağlama bağlamında da çok önemli bir fonksiyon icra ettiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Tabii tabii o devlet o zaman her zaman. Yani ona ihtiyaç olur. Evet. Bu yönüyle de yani Mevlid geleneğini bizim yani bu nazarla da bakmamız lazım. Yani böyle hakikaten insanımız da yani bu halk seviyesinde de zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok benimsemiş. Ben şöyle söylüyorum yani devlet şeyi olsa bile halk nazarında bir kabulü olmadığı zaman bu yine de fazla yürümüyor. Ha devlet yani de bakıyor öyle şey olabilir. Yani. Öyle bir gücü yoksa evet, devlet onun tabii. için yani şey yapsın, onun peşine düşsün. Evet, halkın bunu benimsemesi, işten benimsemesi tabii. çok önemli. Kültürünün bir parçası haline gelmiş Mevlid aslında. Bizim o manada. Şimdi hocam araya da gideceğiz. Şöyle bir 5-6 dakikamız var ama ben şu soruyu sorup devam ederiz yine şeyden sonra. Yani önemli olduğunu ben bunu düşünüyorum. Gerçekten üzerinde düşündüğüm de bir şeydir bu. Bu biraz batıyla da alakalı. Şimdi Arap ve Mevali ayrımı var. Emevilerin son dönemlerinde, Emeviler döneminde bu ayrımlar yapılmış. Mevali Arap olmayan Müslümanlar demek. Yani Arap evet. Müslümanlar, Arap olmak. Bu kitaplarımızda da bununla ilgili şeyler bile var. Yani hatta hadis kitaplarında şurada burada. Hatta böyle biraz sürtüşmeler bile vardır alimler arasında. İşte sen Arap'tan mısın, Mevali'den misin falan gibi. Ama Mevali dediğimiz alimlerin ki işte büyük bir coğrafya var aslında değil mi? Yani Arap olmayan coğrafyayı kastediyoruz. İslami ilimlerin gelişmesine de diğer ilimler de tabii. içerisinde. Yani gayri İslami ilimler mi var diyeceksiniz de. Matematik de bir İslami ilim aslında da. Ama böyle bir ayrım yapıyoruz. Hakikaten çok büyük roller olmuş. Yani mesela ilk Arapçayı tedvin eden, Arapçanın temellerini atan Sibebeh bir mevalidir. Evet. İşte ne bileyim bir sürü alim bakarsınız böyle. Şimdi bu Arap olmayan Müslümanlarda, Müslüman coğrafyalarda ki Türkiye, Osmanlı coğrafyası da bunlardan bir tanesi. İslamiyete yönelik şey... Hazreti Peygamber üzerinden daha fazla. Onun sevgisi üzerinden de yürümüş daha ziyade. Yani Allah sevgisi tabii ki var da. Ama tezahür olarak bakıyorsunuz Allah Resulüne yönelik bir sevgi üzerinden. Ona şiir, onu mevlid, ne bileyim başka şeyler. Ama Arap dünyasında daha ziyade kitap ve sünnet, Kur'an üzerinden, evet. sünnet üzerinden, hadisler üzerinden yürüyor. Neden olabilir acaba bu? Yani siz bu konuda ne dersiniz? Ben aklıma şu geliyor, bilmiyorum siz katılır mısınız? Ben yani bu coğrafyadaki bu insanlar Arapça bilmiyor, o kaynakları bile okumuyor ama rol model üzerinden bir, yani somut bir şahsiyet var ortada hayatının her yeni. İnsan peygamber değil mi yani? Evet. Bakıyorsunuz bugün hatta bakın hocam yani bunu konuşalım biraz şeyden sonra da.
Batı'da İslam düşmanlığının en somut yöneldiği şey Hazreti Peygamber'dir. Evet. Değil mi? Kur'an yakma yakma hadiseler de var ama evet. Hazreti Peygamber'in karikatürleri var, yapıldı, yapılıyor. Hazreti Peygamber'e işte şöyle sözler söyleniyor falan. Hep onun üzerinden yürüyor. Tarihte de öyle yürümüş. Sebebi de en merkezi şahsiyet. Hazreti Peygamber'i devreden çıkardınız mı veya ona yönelik bir nakısa getirdiniz mi İslam'a getirmiş oluyorsunuz. Evet. Bizim kültürümüzde de bu manada bir şey midir bu aslında? Yani kelamcılar da biliyorsunuz yani Yüce Allah'ın varlığını ispat bağlamında üne sürdükleri delillerden birisi de nübüvvetin ispatıdır. Siz evet. Nübüvvetin ispatını yaptığınız zaman çeşitli işte hissi deliller, akli deliller. Aslında Allah'ın haber, ispatını da yapmış. Haber delili o peygamberin ihbar ettiği, haber verdiği, bize tanıttığı Cenab-ı Hakk'ın varlığını da ispat etmiş oluyorsunuz. Onun için yani bu kelamda nübüvvetin ispatı mıdır daha önemli? Yüce Allah'ın varlığını ispat bağlamındaki deliller midir daha önemli? Bu tartışılır yani. Ve bir kısım alimler nübüvvetin ispatının daha önem arz ettiğini, onu bitirdiğiniz zaman, orada güçlü bir pozisyon aldığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın varlığını da hocam biliyorsunuz şu da ortaya koymuş oluyorsunuz. Evet, aynen, çok doğru. Batı'da biliyorsunuz bu Hristiyanlar, şunlar, evet. Bunlarla en önemli Müslüman arasındaki nirengi noktası Hazreti Peygamber'in nübüvvetidir. Yani Allah'ın varlığı şu veya bu şekilde onlar tarafından da kabul evet. edilen bir şeydir. Ama mesele peygamberimize geldiği zaman i̇şte da şeyler orada, kopar. Orada mesele artık karışıyor. Yani Mevali'den başlayayım. Evet. Şimdi İslamiyet tabii Hicaz Yarımadası'nda doğdu. Hazreti Peygamber'in yaşadığı şehirler belli. Ziyaret ettiği şehirler belli ama İslam'ın o tohumlarının atıldığı coğrafya belli. Peygamberimize Batılılar founding father diyorlar ama hani o sadece kurucu bir baba değildi yani. O insanları vahiy ile buluşturan, Kur'an'la buluşturan ve Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl hayatta bu Kur'an'ın kelamı kadimin karşılık bulması gerektiğini bizzat göstererek rol modellikle yaşayan Kur'an. Yaşayarak ortaya koyan yani Kur'an'ı yaşayan bir hale getiren aracıydı. Onun için çok önemli. Oradan İslamiyet tabii orada sınırlı kalmadı. Fetihlerle birlikte Bizans hinterlandına doğru yayıldı, Kuzey Afrika'ya ve İran coğrafyasına, daha kozmopolit bir coğrafyaya, farklı kültürlerin hakim olduğu, farklı tarihsel arka planların olduğu bir coğrafyaya doğru yayıldı. Evet. Şimdi bu coğrafyaya yayılan İslam orada bir kültür inşa etmeliydi. Yani o kozmopolit ortamda farklı dinlerin, kültürlerin bir arada yaşadığı, karşılaştığı hem yani argümantasyon olarak hem de fiil olarak yani o karşılaşmalar esnasında tartışmalar oluyordu. Yani hem diyelim ki Mecusiliğin nübüvvet anlayışı meydan okumalar veya vardı, işte orada? Doğu Roma'nın işte Bizans'ın, Hristiyanlığın Doğu kiliselerinin mensupları arasında çok ciddi tartışmalar oluyordu. Şimdi bu tartışmalar içerisinde siz kendi pozisyonunuzu güçlendirebilmeniz için o kozmopolit ortama uygun argümanlar geliştirmeniz lazım. Hocam devam edeceğiz. Şu an buradan aynı şekilde tamam. Devam ederiz inşallah. Şimdi araya gitmemiz gerekiyor. Değerli seyirciler, tabii Mevlid konuşuyoruz. Mevlid'in kültürümüz üzerindeki önemini konuşuyoruz. Dini, musiki de Mevlid'i konuşuyoruz ve Hazreti Peygamber'e yönelik doğudaki, batıdaki tasavvurları konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Değerli seyirciler, son davete kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Tabii Mevlid'i konuşuyoruz, Mevlid kültürünü konuşuyoruz. Mevlid'in kültürümüzü inşadaki önemini konuşuyoruz. Mevlid'e beraber kültürümüzü inşa eden diğer kitaplar da var. Onlara çok giremedik ama hakikaten merkezi, karizmatik kitaplar bunlar. Gerçekten önemli bir metin. Tabii biliyorsunuz Mevlid iklimindeyiz. Veladet-in Nebi dediğimiz haftayı icra ediyoruz aslında, ihya ediyoruz.
pek çok etkinlik yapılıyor. Biz de bu hafta tabii bu konuyu konuşalım istedik bu programımızda, son davet programımızda. İki önemli konuğumuz var. Doçent Doktor Mehmet Öncel hocamız, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde hocamız, meslektaşımız. İbn Haldun Üniversitesi'nde de Doktor Yaşar Çolak hocamız. Tabii aradan önce biz Yaşar hocama bir soru yöneltmiştim. Ben önemli olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Yani mevali dediğimiz Arap olmayan Müslümanlarda neden daha ziyade diyelim, genelde demeyelim de, Hazreti Peygamber'in şahsı üzerinden sevgi tezahür ediyor. Naatlar, şeyler onun üzerine daha çok yoğunlaşıyor. Ve aslında onunla bir aynileşme, identification dediğimiz bir şey mi oluyor psikolojideki? Evet, toplumun buna... Araplarda bu manada bir şey çok öne çıkmıyor açık evet, söylemek gerekirse. Yani yeni toplumun, yani İslam'a yeni giren o mevali, dışarıdan İslam'a giren gayri Arap unsurların böyle bir sevgiye ihtiyacı var, bağlanmaya ihtiyacı var. O aidiyete ihtiyaç var. Yani aidiyet, kimlik inşası. O da en güzel bu rol model şahsiyetler üzerinden miydi? İşte peygamber sevgisiyle oluyor. İşte Medine toplumu çok homojen bir toplum. İşte Araplar yaşıyor. İşte Kur'an zaten orada büyük ölçüde insanlıkla buluşmuş. Yani Kur'an okuduğunuz zaman, ayetleri, hadislere referans yaptığınız zaman orada bir sorun yaşamazsınız. Ama Bağdat'ta aynı şeyi yaptığınız zaman sorun yaşayabilirsiniz veya bir takım problemlerle karşı. Çünkü Bağdat'ta farklı kültürlerden, kozmopolit bir yer, farklı kültürlerden insanlarla karşılaşıyorsunuz. İslam'a insanları davet ediyorsunuz. Muhataplarınız yeknesak değil. Entelektüeller var, filozoflar var, işte cedelciler var, bir de genel halk var. Evet. İşte bu Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinin tefsiri bağlamında, yani udu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mevizetil haseneti ve cadilhum billetihi ahsen ayet-i kerimesinin izahı bağlamında, mesela İbn-i Rüşd der ki buradan genel halk kesimine mevizayı hasene ile, yani güzel öğütlerle, çünkü halk bundan anlar, halk teorik şeylerden anlamaz, onlara İslam'ın güzelliklerini böyle paket haline getirip aktaracaksınız. Yani nasıl olduğunu daha ziyade söyleyeceksiniz. Niçinleri biraz daha hani havas kesimi için gereklidir. Onlara da hikmetle. Onlara da hikmetle, delille, argümantasyonla, işte filozoflara da cedelle, işte argümantasyonla, şey, yani filozoflarla konuşurken üslubunuzu genel halk kitlesiyle konuşurken takınamazsınız. Yani işte, rahmet dini olarak gelen İslam veya din genel anlamda o zaman o o kesime problem üreten bir mekanizma. Mesela hocam devam edeceksiniz. Buradan bir alan açayım. Önemli görüyorum onu. Orada o ayet gerçekten sevdiğim de bir ayettir benim. Hani İslam'ın davet ve tebliğ yöntemini bize öğretir. Şimdi mevizetil hasene dediniz ya, halka bununla şey yapar. Bunlar gerekir. Hakikaten yani siz de vurguladınız, hatta hocam da vurguladı. Osmanlı bunu en iyi idrak eden toplumlardan birisi. Bakın Osmanlı'da hakikaten halkla havas arasında biraz bir ayrım da var. Ama halka camilerde, cami köşelerinde, odalarında işte cenknameler, miraciyeler, Muhammediyeler, Ahmediyeler gibi mevlitler, başka şeyler de var. Bunlar hep okutulmuş değil mi? Yani anlatılmış. Halkın... Yani Mevize-i Hasene gibi. Halkın, onlar da dinlemişler. O zaman televizyon yok, başka şey yok, internet yok. Ne yapsınlar yani? Değil mi? Oraya gittiler. Oradan inşa edildiler aslında. O Muhammediyeler, Miraciyeler de bence çok önemli metinler. Yani kurucu metinler belki yani. Değil mi? Yani onlara da belki ayrıdan konuşmak lazım. Oraya baktığımız zaman oradan bir peygamber sevgisinin orada öne çıkarıldığını. Evet. İşte siyer alimleri, bizim alanda siyer çalışan hocalarımız derler ki Osmanlı'da siyer yazıcılığı tarihin konusu değildir, edebiyatın konusudur. Çünkü toplumun insanları bütünleştiren bir sevgiye ihtiyacı var. Böyle bir kaynağa ihtiyacı var. O da Hazreti Peygamber'dir, onun sevgisidir. Ve o sevgiyi işlemek üzere kitaplar yazmışlardır. İşte Mustafa Darir'den, Erzurumlu Darir'den beri işte El Mevahibül Ledüniyye'nin tercümelerine kadar. Evet. Yazılan eserlere baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in şahsiyeti, yüce ahlakı, şemaili, hilyesi,
sevgisi insanlara aktarılmak amacıyla, o amaçla yazılmış eserler bunlar. Bunlar öne çıkmış. Osmanlı siyer literatürünü incelediğin zaman bu gerçekle karşı karşıya kalıyorsun. Çünkü ihtiyaç bu. Evet, yani daha evet. ziyade geniş halk kitlelerine İslam'ı iletmenin en etkili yollarından birisi bu. Evet, aynen onun için öyle. Duruyor. Hocam yani, siz başta da vurguladınız o yatay ve dikey inşa. Evet. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in kalbine ilka ediliyor. İnzar. Evet. Hazreti Peygamber bunu Kur'an'ı yansıtıyor aynıyla lafız ve mana olarak. Sonra bu aslında hayat buluyor. Ona da biz sünnet de diyoruz aslında. Siret ve sünnet değil mi? Evet. Dolayısıyla bu hayatın hem sünnet olarak hem de onun yaşayan sünnet rol model şahsiyeti olarak Efendimiz aslında insanların arasında, halkımız arasında yaşıyor. Evet. Yani inşa ediyor onları. Dolayısıyla bu halkımıza bu manadaki bu kitaplar yoluyla Efendimizin o aslında silsile itibariyle aslında Kur'an da bize anlatılmış oluyor oradan değil mi? Yani çünkü Kur'an bir üst metin aslında. Onu daha insanların anlayacağı tarza getirmek hem pratik anlamda sünnet yoluyla oluyor hem de Peygamberimizin hayatı rol modeli. Yani İslam'la bir irtibat kurma, ilişki kurma, temas kurma biçimi olarak bunları görmemiz lazım. Bu kitapları müşahhas bir örnek yani. Bu kitapların tutulması, toplumda tutulması aslında son derece halk İslam'ının doğasına uygun Müslüman halkımızın, ecdadımızın İslam'la ilişki kurma biçimi olarak okunması lazım. Ne demek istiyorum? Yani halk, şimdi herkes İslam'la, İslam'ın yüce değerleriyle, yüce Allah'la, peygamberle kendi seviyesine göre irtibat kurar. Havasın irtibatıyla avamınki bir olmaz. İmam Gazali'nin Allah Teala'yı algılama biçimi, onu ifade biçimiyle işte genel halktan birisinki bir olmaz. Böyle bir şey bekleyemeyiz. Bizim milletimizde genel halk seviyesi, zaten halk seviyesinde etkili bir kitap üzerinden konuştuğumuz için kitaplar biraz... Kitaplar bile yazılmıştır hocam. İlcamül avaman ilmi kelamdan. Evet yani. Şimdi ilmi kelamdan halkı avamı uzaklaştırmak. Yani, halk kolay kolay katip çelebiliyor ya, kolay kolay benimsediği şeylerden vazgeçmez. Çünkü işin doğası bunu gerektirir. Ama halkın İslami değerlere bağlılığının bir ifadesi olarak tuttuğu bir şeye de fazla taşlamamamız gerekiyor. Oradaki mesaja bakmamız gerekiyor. Bir küçük bir şeyle anlatmak isterim. Osmanlı son Ali, padişahlarından, daha doğrusu 19. yüzyıl padişahlarından Abdülmecid döneminde Kabe'nin, bunu bir Hazreti Peygamber özel sayesinde bir dergide okumuştum ama belgenin aslını da orada yayınladıkları için oradan okudum. Kabe'nin altın oluğu eskiyor ve bu altın oluğu tamir etmek istiyorlar. İşte o dönemde Mekke'deki ulema, Osmanlı'nın Cidde valisi bir araya geliyor ve olur almak üzere durumu, keyfiyeti güzelce anlatan bir yazı yazıyorlar İstanbul'a. Diyorlar ki Kabe'nin altın oluğunu biz değiştirmek istiyoruz. Eskidi ama bu vesileyle altın oluğun kenarlarına güvercinleri oraya gelip konaklayan ve pisleyen ve dolayısıyla insanlara, tavaf eden insanlara rahatsızlık veren güvercinleri kaçıracak şişler, gümüşten şişler monte etmek istiyoruz. Buna izin var mı diye soruyorlar. Böyle bir yazıyla İstanbul uleması, o Hazreti Peygamber'e derin bir şekilde bağlı olan ve bu bağlılığını böyle bir devlet ideolojisi haline getirmiş olan devlet erkanı topluyor ve diyor ki hayır, bunu yapamazsınız. Çünkü o sizin Mescid-i Haram'dan kaçırmak istediğiniz güvercinler var ya, o güvercinler hicrette Hazreti Peygamber'in Sevr mağarasında mağaranın önüne yumurtlayan güvercinlerin şeyindendir, soyundandır, neslindendir. Onların münafereti, yani Mescid-i Haram'dan kaçırılması doğru değildir. Siz eski haliyle tamiratınızı yapın ama güvercinleri Mescid-i Haram'dan uzaklaştırmaya yönelik atacağınız adım uygun değildir diye bir... Şimdi baktığınız zaman, ne kadar önemli, dışarıdan baktığınız zaman burada neyi okuyoruz biz?
orada bir bağlılığı görüyoruz. Bu bağlılığın bir ifade ediliş biçimi, dışa vuruş biçimi olarak bunu görüyoruz. Şimdi normalde baktığınız zaman ne var bunda? Gayet işte kamu yararına da uygun bir uygulama diyebilirsiniz ama işte bizim ecdadımız, bizim devlet erkanımız Hazreti Peygamber'e olan onun hayatında şöyle veya böyle mitolojik veya gerçek. Bu hiç önemli değil. Yani ben bizim Hazreti Peygamber'in ismi etrafında, onun siyeri etrafında, hayatı etrafında bir takım oluşmuş mitolojilere de sahibiz. Onların bir şeyine bakmamız lazım. Gösterdiği istikamete bakmamız lazım. Eğer onlar bizi doğru yola götürüyorsa ki Mevlid-i Şerif de o anlamda bizi doğru istikametlere götüren bir metin olması itibariyle önemlidir. Biz bunları atamayız. İşte güvercinlerin yani neslinden olduğuna inanmak, onların Mescid-i Haram'dan münaferetine karşı çıkmak o bir derin bağlılığın, derin sevginin bir göstergesidir. Hocam çok önemli noktalara vurguladınız ama size hocama geçtikten sonra sana size bir iki soru aslında bununla bağlantılı aslında o. Birincisi bugün olsaydı ulema, belli kesimler, işte siyeri farklı okumak adı altında evet. Bazı metinler de çıkıyor. Bütün bu gibi mitoloji unsuru diyorlar bu tür rivayetlere. Efendimizle ilgili birçok şeye aslında şimdi böyle bir şey var. Yani indirgemeci bir yaklaşım da var. Hakikaten çok orada nasıl bir hassasiyet var, bugün nasıl bir hassasiyet ve hassasiyetsizlik ortaya çıkıyor. Neden çıkıyor bu? Onu bir sorayım isterim sana. İkinci sorum da siz düşüne durun yani. Aslında Hazreti Peygamber'in hayatı bütün yönleriyle elimizde. Hayatını biliyoruz, bütün yönlerini evet. biliyoruz. Kul peygamber, insan peygamber değil mi? Yani siret kitapları, kaynaklar elimizde, sünnet kaynakları elimizde, Kur'an onu bize anlatıyor. Dolayısıyla bütün detaylarını biliyoruz. Çocukluğunu, doğumunu, işte bazı sizin de belki söyleyeceğiniz gibi veya bazılarının söylediği gibi hani diyelim hakikaten rivayet tekniği açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz rivayetler olsa bile mitoloji de hocam dinlerde aslında bazen gereklidir. Yani mitolojiyi biz mitolojiden bağımsız tamamen bir din düşünemeyiz. Yeter ki ana şeyden mitolojik şeyler kaplamasın. Çünkü mitoloji dediğiniz şeyin içerisinde hakikaten onu inşa eden yönler de vardır. Duygu veren yönler vardır. Taşıdığı mesaj var. Hocam Bey bu yani, mesaja bizim odaklanmamız gerekiyor. Evet. Eğer bu mesaj doğruysa bazen doğru olmuyor. Evet. Onun ayıklanması lazım. Evet. Bizim yapmamız gereken mitolojiyi tahlil etmek, analiz etmek. Ki en yani tamamen evet. Dini mitolojiden yani mitostan tamamen logosa geçmek hocam şey yapıyor. Gerçekçi yani, değil. Şey değil. Evet. Aynen. Gerçekçi değil. O mitosla logos arasında bir dengeyi de tutturmak gerekiyor. Biz mitosu burada savunmuyoruz. Mitosun bir ileti aracı olduğunu, bir mesajı iletme ama etkin bir mesaj iletme aracı olduğunu dolayısıyla bu mesajın doğru olup olmadığına bakmamız gerektiğini evet. söylüyoruz. Ben buradan hareketle şunu diyeceğim hocam. Yani iki soru size düşüne durun diye. Yani Batı'da Hazreti İsa'nın hayatı ortada değil. Evet. Yani Hazreti İsa ulul emir bir peygamber. Ama bugün İncil'lerde onun gençliği, çocukluğuyla ilgili hiçbir malumat yok. Sanki adeta koparılmış, boş evet. bir şey var. İncil'lerde de yok. Sonradan çocukluk İncil'leri falan yazılmış ama yok. Hatta bizim kaynaklarımızda Hazreti İsa'nın hayatını anlatan rivayetler daha çoktur. Ben bunu Belçika'nın Antwerp şehri var. Orada bu Cizvitlere biraz çalıştığım alanla da ilgili olduğu için o kaynakları araştırmıştım epey. Bizim kaynaklarımızda Zühd, Tabakat kitaplarında Hazreti İsa'nın hayatı, çocukluğuyla ilgili bazı rivayetler var. Kaynaklarda yok İncil'lerde. Şaşırmışlardı hatta o zaman. Yani bu işte nereden çıktı falan diye. Şimdi gerçekten Hazreti Peygamber'in hayatı ortada olduğu için de aslında örnek alınabiliyor. Onunla ilgili bizim tasavvurumuz o yüzden de çok değerli. Ama Batı'da Hazreti İsa örnek de alınamıyor. Çünkü örnek alınacak bir hayatı yok ortada. Evet. Dolayısıyla onu biraz da göğe kaldırmaların sebebi de belki de bu olabilir mi diyeceğim. Ama oradan bir sevgi teması da var. Ama o arada ben biraz sizi de dinlendirmek için Mehmet Hocam'a dönmek istiyorum. Mehmet Hocam tabii bir mevlid icra gelenekleri var. Evet. Bilmiyorum bu sorulara siz biraz değinmek ister misiniz ama... Mevlid icradasında yani klasik bir mevlid icrasında olmazsa olmaz neler var unsurlar olarak neler yapılıyor yani geleneksel evet. anlamda. Şimdi mevlid icrasında aslında yani bu sorulara da cevap vermeniz onlara da değinmek istiyorum Hazreti Peygamber'le yani. İlgili birkaç bir hususa. Çünkü
Hazreti Peygamber olan muhabbetimiz o kadar ziyade ki, yani bununla ilgili iki tane misal vermek istiyorum. Sultan Abdülhamid'in mesela Medine'ye demir yolu döşerken işte keçelerle demirlerin üstünü kapatması. Niye? Aman peygamberim rahatsız olmasın. Bir de meşhur bizim, hem de benim hemşehrimdir, iftihar ediyorum. Urfalı şair Nabil'in hocam meşhur hikayesi vardır biliyorsunuz. Zamanın büyüğüyle beraber Medine'ye revan oluyorlar. Yolda işte dinlenmek, Medine'ye varmadan önce bir dinlenelim demişler. O gece uyurken o şeyin emirin ayağını Medine'ye doğru uzattığını görüyor. Şimdi edeben de çok bir şey yapamıyor ama şu şiir gönlünden sadır oluyor. Sakın terki edepten küyi mahbubi hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edeb şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır, cilvegah-ı enbiyadır bu. Ha, tabii yani, bir de tercüme edin hocam yani. Yani sakın terki edepten, yani edepsizlik etmekten sakın. Burası küyi mahbubi hudadır. Cenab-ı Allah'ın sevgilisinin köyüdür burası. Ondan sonra... ardından nazargah-ı ilahidir. Cenab-ı Allah'ın nazargahıdır. Makam-ı Mustafa'dır bu. Peygamber Efendimiz'in makamı, yeridir burası. Müraat-ı edeb şartıyla gir nabi bu dergaha. Ey nabi, buraya girerken edebine riayet ederek gir diyor. Burası diyor cilvegah, metaf-ı kutsiyandır, cilvegah-ı enbiyadır bu burası diyor. Peygamber Efendimiz'in makamıdır diyor yani. Böyle bir hassasiyete sahip bir medeniyetin temsilcisiyiz biz. Hocam, böyle bir Osmanlı'nın hakikaten bu konudaki edebi, hürmeti, yani çok şeyler yazıldı. Osmanlı'ya hani şey geliyor, ilk lamba. Lambayı ilk şeye gönderiyorlar. Medine'ye. Evet. Yani Abdülhamit döneminde. Evet. Abdülhamit Han onu öyle yapıyor. Daha İstanbul'da burada kullanılmadan orada kullanılsın diye oraya gönderiliyor. Evet. Gerçekten o söylediğiniz, verdiğiniz misaller de çok... Dolayısıyla yani... hocam Mevlid de işte aslında bu şiirlerin işte Sehl-i Mümteni diyorsunuz. Ben derste şey diyorum, sadelikte ihtişam. Dersimde Sehl-i Mümteni için. Çünkü Mevlid-i Nebi, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i tamamen bir nasip meselesi. Ya. Çünkü bunun için çaba sarf eden yaklaşık 200 küsür tane Mevlid var. Bunların içerisinden sıyrılan Süleyman Çelebi'nin artık nasıl bir nasipse, Cenab-ı Allah dua, belki de dua herhalde. Bizde duamız şu hocam. O güfteyi yazdı. Biz de inşallah besteyi yapalım. Süleyman Çelebi kadar olmasa da en azından o yolda olduğumuzu gösteren bir. Hocam hakikaten bu nokta benim çok kafama takılan şeylerden bir tanesidir. Mesela diyelim Mevlana'nın Mesnevisi. Başka da bir sürü şeyler var, metinler var ama o, bakın yani bugün batıda, nasıl? Doğuda en fazla okunan kitap. Değil mi Rumi metnin olarak? Gücüne de burada vurgu yapmamız metnin lazım. Metnin gücüne yani de vurgu yapalım ama orada başka bir sır da var hocam. Nasıl? Yani ben de öyle görüyorum. Allah Teala'nın orada bir şeyi de var. Tasarrufu. Diyelim mesela Şifa-i Şerif, bakın mesela Kadı'yı yazın. Evet. Osmanlı'da en çok okunan, okutulan metinlerden birisi Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan rivayetler. Evet. Yani hatta bazıları biraz rezervli de yaklaşıyor. Hani bazı rivayetlere hani şey diyebilirsiniz ama yani bu metne karşıtlık gerçekten anlaşılır bir şey değil. Yani bütün bir geleneğimizde aslında bu okutulmuş, okunmuş. Taşıyan yani, geleceğe taşıyan. Aynen öyle. Yani bunlar. İşte orada peygamberimizin teriyle, terini alıp silen, bir şişeye dolduran, işte başka şeyler yapan değil sahabiler var. Saçının ya, telini dahi. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum hocam ben. Ya peygamberimizin yanında, peygamberimizle beraber yaşıyor bu insan. Onun hiçbir şeyini zayi etmek istemiyor. Öyle bir sevgisi var ki ona. Onun terini alıyor ya, koyuyor. Yani bu çok böyle hani şey gibi mi algılanması lazım bunun? Yani ben onu anlamıyorum. Çünkü yani bunu ilmi bir dille eleştirirsiniz, başka bir şey olabilir ama böyle bunu şey haline getirmek yanlış. Yani bilim adamı için Özcan Bey, her şey anlama ve açıklama konusu edilebilir. Evet. Öyle de olmalıdır. Evet. Ama yani şimdi bu davranışları ortaya çıkaran motivasyonları da anlamamız lazım bizim. Oradaki o derin sevgiyi görmemiz lazım. Bu kendiliğinden olan, aynen, bir şey değil. Yani hocam orada şunu ben, şuradan karşı çıktığım nokta şu. Bizim insanlarımızın hakikaten dini mübini İslam'a tutunduğu dallar var. O bazıları Peygamber Efendimiz'e o aşırı sevgilerinden, onlardan tutunuyor. Evet. Onu
engellediğiniz zaman onun tutturacak başka bir şeyi kalmıyor gerçekten. Evet, evet hocama devam edelim. Hocam size geleceğiz tekrar. Evet. Yani hocam o... fazla da hocamın da hakkını yok, hocamla, almadan işte, hocamı konuşturacağız. Yani bir daha mevlid merasiminde hocam dört gruptan bahsedebiliriz. Bunlar mevlidin olmazsa olmazları dediğimiz ekip. Bunların birincisi hocam Kur'an-ı Kerim tilavetini yapan aşırhanlar. Yani bir mevlidin bahrine başlamadan önce evvela Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılır ve mümkün mertebe işin ehilleri okunacak bahrin makamıyla bitirir. Ve onun manasına da uygun belki tabii, ayetler. Mesela tevhid bahri ise Cenab-ı Allah'ın birliğini anlatan bir Kur'an-ı Kerim'den aşır. Bir ayet, aşırı şerif okunur. İkincisi hemen akabinde tevşih dediğimiz, biraz önce zateniz buyurdu. وَشَّحَيْ وَشِّحُ تَوْجِحْ işte tef'il babından süslemek. Yani mevlidin süsü, ziyneti. Ben derste şöyle anlatıyorum hocam. Künefenin üstündeki kaymak. Yani künefenin lezzetini arttıran bir husus gibi düşünüyorum tevşihleri. Bir Urfalı olarak hocam Hataylıların künefesini de şey yaptın yani. Yani. Hocam biz hepsi bizim hocam bu manada. Tamam. Dolayısıyla tevşih de bir mevlidin süsü, bir güzelliği diye düşünüyoruz. Ve yine okunacak bahirin konusuyla murtabıt ve makamıyla da aynı olmak zorunda yani. Buna dikkat ediyoruz. Ardından tevşihler, tevşihhanlar tevşihi okuduktan sonra işte ilgili bahri okuyacak olan Mevlid Han geçer. Orada bahirini okuduktan sonra duahan duasını yapar. Yani bir Mevlid mevrasiminde dört grup var. Bunların ilki aşırhanlar, ikincisi tevşihhanlar. Üçüncüsü Mevlid Hanlar, dördüncüsü ise Dua Hanlar. Yani bir Mevlid'de olmazsa olmaz bunlar hocam. Evet. Her bahir için genellikle bu aynı. Hocam teşekkür ederiz. Hocam az önceki sorduğum sorularla bu ben şöyle şu Hazreti İsa'ya olan sevgi, daha doğrusu Hristiyanlar batıda Hazreti İsa'yı hep sevgi teması üzerinden, aslında Hristiyanlığı sevgi teması üzerinden öne çıkarırlar. Yani sevgi dini. Tabii burada gizli anlamda dillendirmeyen insanlarda bile var. İslam'da şiddet dini teması var. Hani o Weber'e dayanan, hani Weber'in, Max Weber'in öne çıkardığı daha fazla İslam'ın şiddet dini olduğu teması. Bu daha sonra işlenmiş birçok kesim tarafından. Halbuki biz görüyoruz, ben bir ara saymıştım hatta bugünlerde rahatsız, hakikaten ciddi anlamda rahatsız, Profesör Doktor Raşit Küçük hocamız. Allah şifa versin, buradan şifa dileyelim. Sevdiğimiz, saydığımız bir hocamız. Onun sevgi üzerine, hani sünnette sevgi üzerine bir kitabı var. Oradan, o kitaptan da hatırımda kaldığı kadarıyla sevgiyi anlatan kelimeler, kavramlar ki gerçekten o kitap da önemlidir. Yani buradan izleyicilerimize de tavsiye edelim. Yani sünnette, Hazreti Hadisler'de sevgi temasını işleyen. İşte muhabbet, merhamet, bütün bu kelimelerin hepsini saydığınızda 60'a falan bali oluyor hocam kavramlar. Yani sevgiyi, merhameti anlatan kavramlar. Şimdi bakın, bu kadar merhamete, sevgiye önem veren bir din ve Hazreti Peygamber şiddet dini olup çıkıyor. Ama Hristiyanlık sevgi dini olup çıkıyor. Hatta benim şöyle bir anım da var. Hollanda'nın bir medya şehri var, Hilversum diye. Orada bir toplantı olmuştu. Bir kitab-ı mukaddesle Kur'an'ı bir siteye koymuşlardı o zaman. Bundan 15 yıl önce yani. 15 belki de daha fazla. Bir web sitesi oluşturmuşlar. 2006 yılları diye galiba. Bizi de çağırdılar oraya. Bu Tarık Ramazanlar falan var. Meşhur adamlar da çağırmışlar. Konferans da verdiler. Bütün yani Hollanda'dan meşhur insanlar da oraya toplandı. Salonda program icra edildi. Daha sonra web sitesini tanıtım yapıyorlar. Web sitesini tanıtırken arama motoru var o zamanlar. Daha bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor. Arama motoruna herkesten şey istediler, kelime salondan. Yani ne arayalım? Hem Kur'an'da arıyor hem Kitab-ı Mukaddes'te arıyor. Ben de dedim ki sevgi. Lift'ti diye kelime. Aradı. Gerçekten hocam o günün şeylerinde hatta bütün formların o 60 tane kelimenin hepsini de ben taradıklarını düşünmüyorum. 3-4 kat fazla çıktı Kur'an'daki şey. Kitab-ı Mukaddes'ten. Şaşırdılar. Sonra başka aradan biraz daha süre geçti. Bir kelime daha söyledim. Hazreti İsa dedim. Jesus kelimesini de yazın dedim. O da çok fazla çıktı. Kur'an'da yani. Hakikaten Kur'an'da Hazreti İsa'yı anlatan şeyler çoktur.
hiç unutmuyorum, önümde bir papaz vardı. Aldı mikrofonu ele. Hocam dedi ki, ben dedi bu zamana kadar dedi Kur'an'da Hazreti İsa'nın geçtiğini bilmiyordum dedi. Allah Allah. Hocam ne kadar enteresan bir şey. Ben bunu bir yazmıştım bir kitabımda. Yani bunlar aldıkları eğitimde dinler tarihi, karşılaşmalı dinler tarihi hocam, dersleri şey okumuyorlar mı? Yani körü körüne şey yapanlar gözlerini kapalı. Anladım. Bir kısım araştırıyor tabii ama bir kısım gerçekten o medyadaki algıya çok kapılıyor. Evet, evet. Yani o yüzden burada tabii birçok şey önümüze çıkıyor. Onlara başka programlarda konuşuruz. Yani biz dinimizi de aslında doğru da anlatabiliyor muyuz? İnsanlara tebliğ edebiliyor muyuz? Batıda, doğuda o işin bir başka boyutu. Ama hakikaten ama o sevgi ve şiddet şeyi nasıl şimdi şey o internet sitesinin lansmanının yapıldığı toplantıda ben sizin yerinde olsaydım şiddet kelimesinin aratılmasını hem Kitab-ı Mukaddes'te hem Kur'an-ı Kerim'de şiddet kelimesinin aratılmasını isterdim. Evet, o da tersinden şey şimdi çıkıyor. O herhalde zannedildiği gibi veya Hristiyanlar tarafından öne sürüldüğü gibi İslam'ın aleyhine, Hristiyanlığın lehine bir sonuç çıkaracağını düşünmüyorum ben şahsen. Evet. Çünkü hayır, çok algı, yakın değil ama orada zaten belli. Çok yakın değil ama bir dinler tarihçisi, çok kıymetli bir dinler tarihçisi hocamızın yayınladığı 2010'lu yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam belki daha erken, dinsel şiddet sevgi söyleminden şiddet realitesine Hristiyanlık diye bir kitap yayınladığını ben biliyorum. Ve orada Hristiyanlıktaki şiddetin kitabi temellerini hoca çok yetkinlikle işlediğini ben okumuştum. Şimdi İslamiyet, Hristiyanlık kendi içinde sadece Müslümanlarla ilgili değil, kendi içinde farklı yorum mezhepler, yorum biçimleriyle ilişkilerinde de zaten böyle çok sevginin öne çıktığı, yani yönlendirici bir ilke olduğunu görmüyoruz. Yıllarca birbirleriyle kavga ettiler. Birbirlerine şiddet uyguladılar. Evet. Öteki onlar için korkulan, korkulması gereken, çekinilmesi gereken... Hocam Martin Luther Protestan'ı okuduktan sonra 3 tane düşman belirliyor. Birisi Katoliklik, Papa. Evet. Diğeri Yahudiler, diğeri Türkler. Yani Türkler. Osmanlı yani. Osmanlı. Müslümanlar aslında. Onlar için kendi dinlerinin farklı mezheplerine mensup insanlar bile öteki ve dolayısıyla şiddete de maruz bırakabilecek muhataplardır. Evet. Şimdi tabii buna alışmış. Dolayısıyla Batı'da bu demokrasinin birlikte yaşam felsefesinin oturtulmasında bu kendi aralarında ötekilerle olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunların çok etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani o korkular bir takım birlikte yaşam çerçevesinde bazı duyarlılıkların gelişmesini de sağlamıştır. Onu da antiparantez ifade edeyim. Şimdi İslam'la ilişkiye gelince İslam onlar için ötekidir. Hmm. Hazreti Peygamber ortaya çıktığında... Hatta sadece öteki değil hocam. Ötekileştirilmesi gereken aslında. Öteki ve ötekileştirilmesi gereken, şeytanlaştırılması, düşmanlaştırılması gereken bir varlık. Çünkü İslam ortaya çıktığında Hazreti İsa'nın, Hristiyanlığın temeli sayılan Hazreti İsa'nın varlığını reddeden bir argüman ortaya çıkmadı. Onun varlığını kabul eden ama tevhid akidesi içerisinde. Yani onun Hristiyanlar tarafından yanlış algısını tasfiye edecek bir anlayışla ortaya çıktı. Efendim, Hristiyanlarla birlikte yaşanabileceği iddiasıyla ortaya çıktı. İslam'ın iddialarının Hristiyanlığın varlığı için tehlike olduğunu hemen fark ettiler ve orta çağlarda biliyorsunuz o ünlü polemikçiler ve bunun yazılı vesikaları elimizde hemen kitaplar yazmaya ve o İslam'ın bir din olarak ortaya çıkmasına reaksiyon göstermek adına hocam, bir sürü eserler yazdılar. Malumunuz bilmiyorum yani ben Deniz bir Batı'da Hazreti Muhammed imajı diye bir kitabım var. Biliyorum. 500 sayfa civarında. Yani yaklaşık bunu Hazreti Peygamber'den itibaren ele aldım aslında kronolojik şeyle de. Hakikaten çok eser yazılmış ve çoğunlukla da Hazreti Peygamber üzerinden gidiyorlar. İşte Hazreti Peygamber orada düşmanlıklar Hazreti Peygamber'in çeşitli tipolojilerle anmak üzerinden. Evet, gidiyorlar. Hazreti Peygamber'in bu çalışmaları özellikle polemiksel eserlerin yazıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber'in imajının
son derece menfi olduğunu, evet, onun işte Hristiyanlık için bir... yani düştü. Burada ağzımıza alamayacağımız, evet, çirkin sıfatlar, bu gecenin şeyine hiç almayalım. Yani genel, evet, olarak söyleyelim, evet, Hazreti Peygamber'e itham eden, hiç Hazreti Peygamber'in o yüce şanına yakışmayacak ithamlarla maruz bırakıldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi... Hatta hocam, ondan sonraki dönemlerde siz bilirsiniz, sözünüzü unutmayın, devam edin. Bugün aşırı sağ çok yükseldi. Evet. Hatta Amerika'da evanjelikler var, evet, biliyorsunuz. Televanjelikler var, hatta siz daha iyi bilirsiniz. Bu aşırı sağcıların, aşırı sağ ve sol partilerin ki hepsi ya muhalefet ya iktidara geldi neredeyse Avrupa'da. En son İtalya'da işte iktidar şey oldu biliyorsunuz. Evet. Birinci parti çıktı, aşırı sağcı Meloni. Onların genelde manifestolarında hep Hazreti Peygamber'e yönelik şeyler yine öne çıkarılır. O tarihteki imge ve imajlar diriltiliyor, tekrar ihya ediliyor kendilerince. Peygamberimiz üzerinden yürüyor yine. Kur'an, evet, ve Peygamberimiz üzerinden yürüyor. Çünkü orada onların bir kitab-ı mukaddes gelenekleri var. Bu çalışmalarda İncil'lere Hazreti Peygamber tekabül ediyor. Öyle bir zihinsel arka planı da var. Yani siret aslında. Batı'da siret, yani bizim İncil'ler dediğimiz, onların kutsal kitabı diye bildiğimiz kaynaklar bizim kendi geleneğimizde Hazreti Peygamber'in hadislerine ve siretine tekabül ediyor. Hadislere bile tekabül etmediğini, evet, ben düşünüyorum. Evet, her ne kadar diyelim, bazen böyle desek Kur'an'a asla tekabül, evet, etmiyor. Asla, çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Evet. Hristiyanlıkta Allah'ın kelamının karşılığı Hazreti İsa'nın kendisidir. Yani birileri böyle, hani sözde, diyalog toplantılarında, evet, bunlar gündeme getiriliyor ama gerçekten yanlış bir şey o. Yani belki hani Kur'an'a muadil çalışmalar nasıl yapıyor? Hazreti İsa'nın psikoanalizi, ne yönelik yapılan çalışmaları muadil olarak görmek mümkün. Evet. Onun için kendi geleneklerinde özellikle bu tasviri çalışmaların, Hazreti Peygamber'i daha yakından tanıma, çünkü misyonerlik faaliyetleri bağlamında o polemiksel çalışmaların çok yardımcı olmadıklarını fark ettiler. Ve Rönesans döneminden sonra biraz daha İslam'ı yakından tanıma, kendi kaynaklarından tanıma ihtiyacı hasıl olduğu için biraz deskriptif, böyle tasviri çalışmalar, Hazreti İslam dünyasının, işte İslam'ın kendi kaynaklarını kullanarak çalışmalardan sonra eleştirel çalışmalarda böyle bir durumla karşılaştılar. Yani o eleştirel çalışmalarda kendi geleneklerinde alışkın oldukları o literatür eleştirisini İslam geleneğine uygulama çerçevesinde karşılarında bulduk Hazreti Peygamber'e ait malzemedir. Evet, böyle bir durum ile karşılaşınca, eyvallah, dolayısıyla ağırlıklı olarak çalışmaların Hazreti Peygamber'e yönelik olduğunu ve ağırlığın oraya doğru kaydığını görüyoruz. Evet, eyvallah hocam, yine devam edeceğiz. Mehmet hocama ben şöyle bir provokatif bir soru sorayım biraz, yani bildiği bir şey oldu. Bu Arap geleneğinde de mevlitler var. Yani değil, bu Suri'nin şeyi var, Kıside-i Bürdesi var, başka var. Türk kültüründe veya işte Osmanlı coğrafyasında üretilen mevlitlerle Arap coğrafyasında üretilen mevlitler arasında biraz böyle bir mukayese yapsak ne dersin Mehmet Hoca? Yani bilmiyorum, yani araştırma var mı bu konuda sizin, yani, ama hani en azından genel bir, yani çok şey tafsilatlı olmamakla beraber biz kendi dilimizde yapılan, yani karakteristik bazı özellikler neler olabilir? Yani genelde mevlitlerin yapısına baktığımızda işte tevhidi, Peygamber Efendimiz'in doğumunu, ondan sonra Muhammedi Nur'un dünyaya gelişini, ondan sonra mucizesini, veladetini, miracını, vasıflarını anlatan bir taslak metin diyebiliriz, böyle şumullü bir metin. Bu hususta özellikle Türkçe yazılan mevlitleri arz etmek istiyorum. Necla Pekolcay hocamız, Allah rahmet eylesin, onun doktora tezi, iki ciltlik bir doktora tezi İlk var. İlk çalışma yani, galiba. Bizim mi bu alanda, hı, işte köşe taşı diyebileceğimiz edebi anlamda mevlitler üzerine, Türkçe mevlitler üzerine yapılmış en tafsilatlı çalışmalardan birisi olarak görüyorum. İsmi ne hocam o kitap çalışmanın? Kendisinin doktora çalışmasıydı. Basımına, Türkçe ne? Mevlitler üzerineydi. Tam ismini hatırlamıyorum ama, evet, bakalım. Bulurlar şeyler, yani izleyicilerimiz. Türkçe Mevlit Metinleri hocam. Hmm. Türkçe Mevlit Metinleri diye dergah yayınlarından da çıktı hocam. Hmm. Necla Hanım'ın işte o yaklaşık 65 tane Türkçe mevlidi kendilerini toplamış. Bugün Anadolu coğrafyasında da özellikle bizim Mardin,
Diyarbakır'da Kürtçe, işte Mardin'de, Urfa'nın belli kesimlerinde Arapça mevlidler okunuyor hocam. Bizim Süleyman Çelebi'nin dışındaki mevlidler. Araplarla bizi mesela kıyasladığımızda, yani şunu söyleyeyim, acaba taraf girmeyeyim değil miyim bilmiyorum ama bizimkinde biraz daha böyle her taraf ince ince düşünülmüş, ince ince böyle ele alınmış diye düşünüyorum. Yani daha etraflı. Biraz daha duygusal daha mı diyelim? Belki. Hani biraz önce zaten ifade etti ya, kitap ve sünnet üzerine bütün metinler hep böyle şey. Bizde kitap, sünnet ilaveten ruh veya tasavvuf veyahut belki, edebiyat adını siz koyun. Ya o şeyin, ruhun hissedildiğini fark ettim. Birkaç tane Arapça mevlid dinledim. Ama bizim manasıyla da böyle takip etmeye çalıştım. Bizimkilerin daha böyle artık doğduğumuz, büyüdüğümüz coğrafyanın şeyinden mi bilmiyorum ama bizimkilerin biraz daha böyle el-yak mı diyeyim, el-yin mi diyeyim, leyin mi diyeyim, ona siz karar verin. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Hatta bu sene hocam Süleyman Çelebi yılı değil mi? Evet. Benim bildiğim kadarıyla öyle. 600. yıl hocam. Evet. Dolayısıyla onunla ilgili sempozyumlar da yapılıyor. Benim bildiğim en son Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamız, dostumuz bir kitap yayınladı, Vesilet-ün Necat diye. Evet. Onu da hatırlatmış olalım. Gerçekten orada edisyon bir çalışma. Farklı zannediyorum makaleler var. Ben kitabı görmedim ama sosyal medyada görmüştüm. Hocamızı da tanıyoruz. Buradan da selam ediyoruz kendisine. Hakikaten güzel çalışmalar da yapılıyor yani bu vesileyle. Tabii Diyanet'in hocam çok güzel bir yayını var. Hatta ben bugün ne olur ne olmaz diye getirdim. Diyanetimizin gösterin böyle. Gösterin hocam şöyle. Gösterin. Mevlid-i Şerif. Kamera, şu kameraya doğru. Şu kameraya tutun hocam. Hayır şuraya. Şu kameraya tutun. Evet. Şöyle Diyanetimizin yayınlamış olduğu Mehmet Akkuş hocamız ve Uğur Derman hocamızın hazırlamış olduğu Vesilet-ün Necat. Çok güzel muhtevası ve içeriği. Maşallah. Bakımından kılıfı şey, açıklamalı mı hocam o? Altta şerh olarak kelimelerin anlamlarını koymuşlar. Yani genel şöyle, bir açıklama şurada. Değil de şöyle genel açıklama değil de böyle dipnotlarda bilinmeyen kelimelerin maşallah anlaşılması adına maşallah, çok da güzel bir baskı. Bence her Müslümanın, her Türk'ün evinde olması gerekiyor maşallah diye düşünüyorum hocam. Kürt'ün evinde de olsun. Olsun tabii. Yani özellikle Türk'ten kastım Türkiye coğrafyasında yaşayan insanlar. Bu arada evet. Eskiden çok uygun olmayan baskıları vardı. Hocalarımız böyle ülkeye katlar, güzel baskılarını koyarak mevlid okumaya giderlerdi. Şimdi elhamdülillah böyle pırıl pırıl prestij baskıları çıktı. Son derece sevindirici tabii. Evet. Özcan hocam demin şunu söylemek istiyordum. Onu unuttum. Şimdi ilave edeyim. Sorunuzu alayım ondan bir sonra. Bir soru alayım. Şimdi Batı'da niye Hazreti Peygamber'e yükleniyorlar? Çünkü bugün sayıları 1.8 milyar, bir başka rivayete göre veya tahminlere göre 2 milyar bulan Müslümanlar yeryüzünün her yerinde yaşıyorlar. Yani Müslümanın yaşamadığı yer yok. Amerika'da 8 ama milyon Müslüman. Bununla birlikte bir İslam dünyası var mı yok mu o da tartışılır. O tartışılır. İslam dünyası, İslam dünyası kavramına yüklediğiniz anlamla alakalı bir şey ama bir İslam dünyasının elbette varlığı söz konusu, o tartışılmaz. İçeriği tartışılır tabii. Ama 1.8 ve 2 milyar Müslümanı bir arada tutan, onların gönüllerini birleştiren bir peygamber figürü, o ortak figürü, o tutkal figürü siz tartışmalı hale getirdiğiniz zaman, onun insanlıkla buluşturduğu değerleri de tartışmalı hale getiriyorsunuz ve bu dünyayı parçalamak, birbirine düşürme kolaylaşıyor. Bunu bilen bu İslamofobik çevreler, hepimiz uzun yıllar Batı'da yaşadık, ısrarla Hazreti Peygamber üzerinden menfi propagandalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Karikatürlerini çiziyorlar falan, başka şekillerde Hazreti Peygamber'in manevi şahsiyetine saldırılarda bulunuyorlar. Çünkü İslam dünyasının Hazreti Peygamber'e dair hassasiyetlerini biliyorlar. Geçmişte de öyleydi. Şimdi de öyle. Bu sevgiyi kırmak istiyorlar. Onun için bizim... Hocam bunu yapanlar Batılılar diyorsunuz değil mi? Batılılar... İslamofobi de aslında bir parçası. Ama şimdi şöyle, bunları yaparken, yani İslamofobik çevrelerin, Batı'da tabii, ne yazık ki Batı'da bu İslamofobik çevrelerin yaydığı bu klişe
ithamlar Hazreti Peygamber'e yönelik, Kur'an'a, sünnete, İslam'a genel manada yönelik batıda üretilen bu basma kalıp klişeler, batıda yaşayan özellikle veya da orada kendi İslam dünyasında yaşayan gençlerimiz tarafından önemli oranda yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Birkaç çalışma yapıldı bu son zamanlarda. Bunların gençler tarafından önemli oranda içselleştirildiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir tehlikedir. Etki, evet, etkileniyor. Çok büyük bir tehlikedir. Onun için bizim Hazreti Peygamber'e sahip çıkmamız, onun mirasına sahip çıkmamız, onun o ona ittibanın önemi ve Kur'an'la ilişkide, yani temel kaynağımız Kur'an ve onun hayata uyarlanmış, somut hale getirilmiş şekli olan Peygamberimizin sünnetine, hayatına, siretine bizim hak ettiği önemi vererek, onu güncelleyerek günümüz insanına bunu anlatmamız lazım. Hocam lafınızı unutmayın. Bakın siz Batı'da bulunduğunuz, evet, ihtida üzerine de bahsedileriniz oldu. Ben, evet, de var. Şimdi Batı'da bakın İslam'a ihtidalar var. Biz burada mühtedilik konusunu konuştuk. Hakikaten bütün bu karalamalara rağmen, evet, Hazreti Peygamber'in hayatını okuyup onun en ince, en bizim tarafımız aslında bir basit gibi görünen insani bir takım, evet, duruşlarından etkilenerek İslam'a ihtida edenler var. Yani dolayısıyla hakikaten bizim Efendimiz'i, yani bütün bu karalamalar var, devam edecek ama bizim Efendimiz'in o insani yönlerini, o detayları daha güzel üsluplarla da Batı'ya anlatma gibi bir yükümlülüğümüz var. Genel anlamda, evet, dinimizi tabii. Bu bütün, yani, insanlık için, evet, aslında yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Çünkü insanlar içinde yaşadıkları coğrafyanın, toplumun, Ali Şeriati'nin ifadesiyle söylüyorum, kültürün ve benliğinin zindanlarında yaşıyorlar. Evet. Bu Batı için de geçerli. Bu zindanlardan insanın dört zindanı, insanların kurtulması gerekiyor. Toplumun, kültürün, tarihin zindanlarından beşeri ve sosyal bilimlerin desteğiyle kurtulabilirsiniz ama insanın kendi öz benliğinin zindanından ancak yüce değerlerle insan kurtulabilir. İşte Peygamber o yüce değerleri bize tanıtan, evet, o yüce değerlerle bizi buluşturan, dolayısıyla hayatla bu modern, özellikle kasveti yüksek, ritmi yüksek, bu modern hayatın önümüze çıkardığı problemlerle boğuşma konusunda bize en büyük desteği verecek bir kaynaktır. Hocam tamam, Batı'yı konuşuyoruz ama biraz da tabii bu iş bizim ülkemizde, İslam dünyasında da bu tavırları biz görüyoruz. O indirgemeci, evet, o tavırlar. Hakikaten mi, hayret ediyorsun. Hatta kraldan daha çok kralcı, daha fazla ileri giden tutumları görüyoruz biz burada. Hatta yer yer ilahiyatçı arkadaşlar da bunları da görüyoruz. Yani ilahiyatlarımız elhamdülillah genel anlamda istikamet alıyor ama hakikaten ilahiyat içerisinden çıkmış bazı tavırları böyle görüyoruz. İndirgemeci tavırlar Hazreti Peygamber'e yönelik. İlmi anlamda ispatlanabilir şeyleri kastetmiyorum. Onlar yapılabilir, kendi mecrasında yapılıyordur. Ama gerçekten insanımızın Efendimiz'e yönelik tutumlarını boşa çıkaracak, onları hakikaten şey yapacak, boşa çıkaracak tutumları ben doğru bulmuyorum. Yani iyi niyetli de görmüyorum hocam. Evet. Çünkü bu milletin gerçekten mevlid olsun, bu gibi değerlerimiz bu milletin tutkallarıdır. Yani bunları yerine koyabileceğimiz başka bir şey yok diyoruz. Yani Mehmet hocama da biraz geçeyim diyorum. Hatta Mehmet hocamdan bir icra daha dinleyelim isterim şahsen. Olur. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyor. Son 10 dakikasına giriyoruz. Evet. Ne okursunuz hocam bize son şöyle hocam, bir... Ona geçmeden önce böyle, evet, Mevlid'in hani dediniz ya tutkalı. Yani bugün Balkanlara baktığımızda İslam'ın mesela en böyle tutunduğu mesele, halkın en tutunduğu mesele Mevlid. Balkanlarda. Evet, Balkanlarda. Balkanlar Osmanlı coğrafyası hocam. Evet. Yani halkın mesela sorsanız işte 32 farz nedir belki bilmez ama Mevlid'i böyle satır satır ezbere okuyabilecek insanlar var orada. Yani Mevlid bizim hayatımızda, çünkü burada tamamen nasıl yaşamamız gerektiğini, Hazreti Peygamber'i nasıl bilmemiz gerektiğini çok güzel ifade eden bir metin. Hocam o zaman bir şey dinleyelim sizden tekrar. Kulaklarımızın olur, pası açılsın biraz. Evet. Hocam yine mesele, mevzu bahis Peygamber Efendimiz olunca yine ben bir vesile olsun diye İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin, hocam. İsmail Hakkı Bursevi'yi de kısaca tanıtmış olalım. Bir tefsiri var değil mi? Evet. Meşhur bir tefsiri. Ruhul Beyan diye. Türkçe'ye, evet, de tercüme edildi. Evet. Hakikaten
tasavvufi, irfani yönü öne çıkaran da bir tefsir. Büyük, evet. Bol bol da şiir var orada yani, evet. Bildiğim kadarıyla. Ben de çok etkilendiğim, yine Hazreti Peygamber'le ilgili çok etkilendiğim bir şiiri 2014 yılında böyle bestelemek nasip oldu. İnşallah hayra ve şefaate vesile olsun. Buyur hocam, dinleyelim, buyur. Mustafa
sağlık Mehmet Hocam. Evet, güzel bir hakikaten. Fazla okunmuyor ama değil mi bu? Ben çok yani bu ilk defa, bu iki eserde ilk defa bugün burada icra ediliyor. Evet. Bu da sizin bereketiniz olsun inşallah. Hazreti Peygamber'in himmeti olsun bu akşamın inşallah. Belki Mevlid'in ve Efendimiz'in bereketi. Efendimizin inşallah yani. Vesile olur inşallah. Anıldığı meclis hakikaten ruhaniyeti bol oluyor. Necatımıza vesile olsun inşallah. İnşallah, amin inşallah. Tabii hocam programın sonuna doğru da geldik. 3 dakikamız var, 2 dakikamız var daha doğrusu öyle diyelim. Ne söylersiniz son olarak hocam? Ben şunu söylemek İnşallah. İsterim tabii bu güzel ilahiden sonra bunu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yani insanımız aslında Efendimiz'e yönelik ne yapmalı, okumalı, bu gibi Hazreti Peygamber'e sevgilerine, bağlılıklarına devam etsinler. Böyle ileri geri konuşan insanların, böyle İslami rivayetleri, çok yüzeysel bir şekilde hırpalayan, basitçe ayıklayan insanların hakkını vermeden insanlara itibar etmesinler. Neden bunu söylüyorum? Eğer bir şey mitoloji diyorsanız, mitos diyorsanız yapmanız gereken mitoloji analizidir. Bunun analizini yapacaksınız. Bu ne zaman doğdu? Hangi mesajı iletiyor? Yanlış mı, doğru mu diye. Bu yapılmıyor. Bunun yerine ne yapılıyor? İşte Kur'an'da yok, şurada yok, burada yok deyip kaldırıp atılmaya, kültür ayıklanmaya ve kültür kupkuru hale getirilmeye çalışılıyor. Bu doğru değil. Buna kimsenin hakkı yok. Bir selefi protesto İslam yani bu yani. Bunu belki selefi dünyada yapabilirsiniz ama bizim dünyamızda inanç böyle hayata geçiyor. Bizim inanç dünyamızı şekillendiren bu ana damarları kurutursanız İslam'a olan insanların bağlılığı zayıflar. Bu hataya düşmememiz gerektiğini Eyvallah söylüyorum. Eyvallah hocam. Çok teşekkür Bunlarla ediyoruz. Bitireyim. Ağzına sağlık hocam. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Mehmet hocam siz ne dersiniz son sözler olarak? Cenab-ı Allah bizleri Hazreti Peygamber'in izinden gitmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Onun yolunda ona hizmet eden kullarından eylesin inşallah. Amin. Mevla'dan niyazımız ümmete dokunabilecek güzel sadalar üretebilmek, güzel hizmetler yapabilmek, herkesin kendi heybesince, ilim adamlarının ilmiyle, musiki şinasları musikisiyle. Çünkü biliyorsunuz, innallaha cemilun yuhibbul cemal. Bu cemali ilimde de göstermemiz lazım, edebiyatta da göstermemiz lazım, sanatta da göstermemiz lazım. İşte biliyorsunuz Cibril hadisinin son terimi ihsan boyutu. Her işimizi ihsan boyutuyla yapmayı ve insanlara faydalı olmayı Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Bizleri davet ettiğiniz için kıymetli dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle bizleri buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hayra vesile olmasını niyaz ediyoruz. Eyvallah Mehmet Hocam, çok teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, bu akşam Mevlid geleneğini, Mevlid'i konuştuk ve Mevlid etrafında Efendimiz'e bakışları, tasavvurları konuştuk. Tabii Mevlid haftasındayız, Süleyman Çelebi yılı. Gerçekten güzel etkinlikler de oluyor. Mehmet Hocam'ın söylediği gibi, Yaşar Hocam da vurguladı. İhsan kıvamında bir kulluk aslında bizim hepimizin dileği. Ki orada da Efendimizin şahsiyeti, örnekliği çok önemli. Ubudiyeti yaşamak, hayatın her alanını ubudiyet, ibadet haline getirebilmek bu anlamda önemli. Orada Efendimizin örnekliği çok önemli. Cenab-ı Hak hakkıyla ona uymayı, ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin. Haftaya inşallah farklı bir konu ve konuklarla buluşmak üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.